Eduzon Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle beraber çarpanlar ve katlar konusuna başlayacağız değerli arkadaşlar. Ama bitiremeyeceğiz. Çünkü neden? Bu konu çok teferruatlı, çok dallı budaklı bir konu olduğu için arkadaşlar. Sadece şu an başlangıç kısmını size anlatmaya çalışacağız. İşte bu dört başlığı arkadaşlar bu dersimizde sizlerle beraber işleyeceğiz değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu dersimizi anlatırken kullanmış olduğumuz kaynak 8. sınıf matematik çanta yayınlarının etkinlikli kazanım soru bankası arkadaşlar. Bu soru bankasının hepsini sizlerle beraber bütün sene boyunca çözmeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Neden kitaptan çözmüyorum? Çünkü arkadaşlar kitaptan çözdüğümüz zaman hani yer sıkıntısı oluyor, yazılar küçük kalıyor falan. Size anlatırken sıkıntılar yaşayabiliyoruz. O yüzden ben diyorum ki ben bu şekilde ne yapayım? Bir kağıda geçireyim, böyle A3 kağıdına geçireyim, böyle güzel bir şekilde yazayım. Yazılarım anlaşılır olsun ve sizler de güzel bir şekilde görün ki daha ferah bir şekilde, daha rahat bir şekilde arkadaşlar ne yapın? Bu dersimizi daha güzel bir şekilde işleyebilirim. Şimdi 8. sınıf çanta yayınları etkinlikli kazanım soru bankasını arkadaşlar ben size kesinlikle ama kesinlikle çok tavsiye ediyorum. Lütfen ama lütfen bu dersi dinlerken önünüze bu kitabı alın ve bu kitapla beraber dersi dinlemeye çalışın değerli arkadaşlar. Emin olun çok ama çok faydasını göreceksiniz. Bu kitabı ben sonuna kadar size tavsiye ediyorum. Altına da imza atıyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bu kitap Türkiye'deki en iyi kitaplardan bir tanesi arkadaşlar. Sınava çalışabileceğiniz en güzel kaynaklardan bir tanesi. Bu kitabın yanında bu kitaba yine çanta yayınlarına ait olan soru avcısı kitabını da sizlerle beraber bütün sene boyunca çözeceğiz. Hemen akabinde arkadaşlar farklı kaynakları da sizlerle beraber çözmeye devam edeceğiz. Yine bu şekilde bindire bindire değil sindire sindire anlatım tekniğimizle. Dersimize geçmeden önce arkadaşlar ne yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Ve en önemlisi de bu kanalın daha büyük kitlelere ulaşabilmesi için arkadaşlar sosyal çevremize, arkadaşlarımıza, sınıf arkadaşlarımız, okul arkadaşlarımız, mahalle arkadaşlarımız, herkes arkadaşlar bu kanalı tavsiye ederek bu kanalın kitlesini sizlerle beraber büyütmek istiyoruz diyoruz. Şimdi sözü çok fazla uzatmadan dersimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu konunun ilk başlığı nedir? İlk alt başlığı nedir? Pozitif tam sayı çarpanlarıdır arkadaşlar. Öncelikle biz pozitif tam sayı çarpanı nedir? Onu öğrenmeye, onu bulmaya çalışacağız değerli arkadaşlar sizle beraber. Şimdi diyor ki aşağıdaki verilen sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını yazın, yazınız diyor. Tamam, yazalım şimdi arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz bakın. Şöyle şunun altına şöyle bir çizgi çiziyoruz. Çizdikten sonra diyoruz ki arkadaşlar acaba bu 18 hangi iki tane sayının çarpımlarından oluşur diye sorular sormaya başlıyoruz. Diyoruz ki en basitten başlıyoruz. 1 ile 18'in çarpımından oluşur diyoruz değil mi? Daha sonra arkadaşlar şuradaki 1 ile başladım ya ben. Bu 1'i 1 artırmaya çalışıyorum. Mesela bu 2. Tabi burada bu soruyu benim yapabilmem için arkadaşlar ne yapmam gerekiyor burada? Tabii ki arkadaşlar bölünebilme kurallarını bilmem gerekiyor. O yüzden bölünebilme kuralları ile alakalı bilgilerinizi kontrol ediniz. Onları çok detaylı bir şekilde tekrar ediniz arkadaşlar. Ben size burada bir iyilik yapayım. Ne yapayım arkadaşlar? Hemen açıklama kısmına neyi bırakıyorum? Bölünebilme kuralları ile alakalı arkadaşlar linkimizi bırakıyoruz. O videoyu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Çünkü bölünebilme kurallarını siz 6. sınıfta öğrenmiştiniz. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki 1'den sonra 18 2'ye bölünür mü? Evet bölünür. 2'ye bölünürse 2 ile neyi çarparsam 18 olur? 9'u. 3 olur mu burası arkadaşlar? 3'e bölünür mü? Evet bölünür. 3 kere 6 arkadaşlar. 4'e bölünmediği için 4 yazmıyorum. 5'e bölünmediği için 5 yazmıyorum. 6'ya bakıyorum. 6 ile 3 oldu. Baktım burada ne yaptı arkadaşlar bu? Burada bu tekrar etti arkadaşlar. 3, 6, 6, 3 oldu. Şuradan bir çiziyorsun. Pozitif tam sayı çarpanı. Bakın pozitif tam sayı çarpanı 18'in neymiş? 1, 18, 2, 9, 3, 6'ymış. Bu kadar basit işte. Hemen şimdi gelelim 24'e. Yine aynı mantık. Çizgini çiz. 1 ile başlar. Tabi 1 ile 24'ü çarparsan 24 olur. Acaba başka hangi iki sayının çarpımı bana 24'ü verir? 2 ile 12'nin çarpımı arkadaşlar. 3 ile 8'in çarpımı. 4 ile 6'nın çarpımı. 5 olmaz. 6 ile 4 oldu arkadaşlar. Tekrar etti hocam. O zaman buradan bir çizgiyi çiz. Ve bitir de ki 24'ün pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24'tür de ve devam et. 36'ya bakalım arkadaşlar. 1 ile 36, 2 ile 18, 3 ile 12,
Ondan sonra 4 ile 9 arkadaşlar. 5 ile olmaz. 6 ile 6. Zaten 2 çift böyle yazdıktan sonra arkadaşlar mutlaka daha sonra tekrar edecektir. İsterseniz devam edelim. 7 olmuyor. 8 olmuyor. 9 ile bakın 4 oldu. Ne yaptı bu 9 ile 4 arkadaşlar? Şuradaki 4 9. 9 4 oldu. Ters döndü yani. Bunun pozitif tam sayı çarpanları nedir? İşte bunlardır değerli arkadaşlar. 6'yı 2 kez almıyoruz. Kaç tane pozitif tam sayı çarpanı varmış? 2, 4, 6, 8, 9 tane varmış diyeceksiniz arkadaşlar. Buna devam edelim şimdi. 1 ile 40, 2 ile 20 arkadaşlar. 3 olmaz, 3'e bölünmüyor. 4 ile 10, 5 ile arkadaşlar 8, 6 olmuyor. 7 olmuyor. 8 ile 5. Tekrar et hocam, hemen o zaman şuradan çizelim ve diyelim ki bunlar 40'ın pozitif tam sayı çarpanıdır diyelim arkadaşlar. 48'e devam edelim. 48'e bakalım arkadaşlar. 1 ile 48, 2 ile 24, 3 ile arkadaşlar 3 ile 16 mı olur? Evet. 4 ile 12 olur. 5 olmuyor. 6 ile 8 olur. 7 ile bir çarptığımız zaman herhangi bir sayı 48 elde etmiyorum. 8 ile 6 olur. Baktım burada ne olmuş? Tekrar etmiş. Dolayısıyla arkadaşlar 48'in pozitif tam sayı çarpanları bunlardır. Devam edelim şimdi arkadaşlar. 72. 1 ile 72, 2 ile 36, 3 ile arkadaşlar ne olur? 24 olur. 4 ile 18 olur. Tabii ben bunu kısa uzun uzun böyle bölmektense arkadaşlar ne yapıyorum? Tak tak yazıyorum. Tabii sen şimdi 4 ile neyi çarparsan 72 olur. Onu ne yapacaksın? 72'yi 4'e böleceksin. Bunu bulabilmemiz için. 4 ile 18 olur. 5 olmuyor. 6 ile arkadaşlar 12 olur. 7 olmuyor. 8. 8 ile 9 arkadaşlar. Zaten ardışık gelmişse bundan sonraki nedir arkadaşlar? 9'u 8'dir zaten yani. O zaman ne yaparsın? Ardışık geliyorsa durdurursun. Ya da burada bu olduğu gibi arkadaşlar aynı geliyorsa durdurursun. İşte arkadaşlar 72'nin pozitif tam sayı çarpanları bunlardır. 42 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır diyor bak. Tamam, yine aynı mantıktaki soru arkadaşlar. Aynı mantıktaki, ben 42 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulacağım. Bulalım. 1 ile 42. 1 ile 42. 2 ile 21. 3'e bölünür mü? Evet, 3'e bölünür. 14 oluyor değil mi? 3'e böldüğümüzde. 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6 ile 7. Bak burada anlattığım bir taktiği unutma. 6, 7. Ardışıksa arkadaşlar bundan sonra zaten 7, 6 gelir. Direkt durabilirsin oradan. Pozitif tam sayı çarpımlarının çarpanlarının toplamı diyor. Sen şimdi ne yapacaksın? 1'i, 2'yi, 3'ü, 6'yı, 7'yi, 14'ü, 21'i ve 42'yi topladığın zaman ne yapacaksın? Pozitif tam sayı çarpanlarının toplamını bulmuş olacaksın. Uzatmamak için hemen geçiyoruz arkadaşlar. 80 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesi 2 basamaklıdır diyor. Bana neden bahsetmiş arkadaşlar? Pozitif tam sayı çarpanlarından bahsetmiş. O zaman ben ne yapmam lazım? Öncelikle pozitif tam sayı çarpanları nedir 80'in? Onu bulmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle farklı bir kalemle yapalım. 80 sayısını arkadaşlar 1 ile 80'in çarpımı, 2 ile 40'ın çarpımı, 3 olmaz. 4 ile 20'nin çarpımı, 5 ile kaçın çarpımıdır? 16'nın çarpımı, 6 ile olmuyor, 7 ile olmuyor, 8 ile arkadaşlar 10'un çarpımı, 9 olmuyor, 10 ile 8'in çarpımı tekrar etti. O zaman durabiliriz. Diyor ki pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesi 2 basamaklıdır? Bunlardan kaç tanesi 2 basamaklı? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi 2 basamaklıdır diyoruz. Dersimize devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Pozitif tam sayı çarpanları ile pozitif tam sayı bölenleri aynı ifadelerdir. Bunu unutma. Tekrar ediyorum. Pozitif tam sayı çarpanları ile pozitif tam sayı bölenleri aynı ifadelerdir. Bunun ikisini görürsen aynı mantığı yapacaksınız değerli arkadaşlar. Biz pozitif tam sayı çarpanları ya da aynı olan pozitif tam sayı bölenleri genellikle arkadaşlar, genellikle nerede kullanıyoruz? Alan sorularında kullanıyoruz değerli arkadaşlar ve bu soruda gördüğünüz gibi. Şimdi bu soru bana ne diyor? Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve alanı 96 santimetre kare olan dikdörtgenin uzun kenarı kaç farklı değer alabilir diyor. Görselliği biraz daha şey yapabilmek için bir tane dikdörtgen çizdim. Şimdi arkadaşlar bunun alanı 96 santimetre kareymiş. Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımından oluşur değil mi? Yani 96 dediğimiz şey A ile B'nin çarpımından oluşur diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada B uzun kenar dedik. Hangi değerler alabilir? Şimdi sen burada neyi kullanacaksın? Pozitif tam sayı çarpanlarını kullanacaksın. Şöyle çizeceksin acaba 96 arkadaşlar. Hangi iki sayının çarpımından oluşur? Mesela 1 ile 96'dan oluşabilir. Bak küçük sayı, burayı 1 yazıyorum ama A burada kısa kenar ya. 96. 2 ile arkadaşlar 48. 3 oluyor mu burada?
3 oluyor mu? Oluyor tabii ki. 32. 4 oluyor mu arkadaşlar? 4'e böldüğümüzde 96'yı 4'e böleceğiz. 2 defa 16, 24 tamamdır. 5'e bölünmez. 6'ya bölünüyorum arkadaşlar. 6'ya böldüğümüzde 1, 36, 6 kez tamam. Hızlı hızlı bölüyorum böyle arkadaşlar. Yapmanız gereken şey 96'yı 6'ya bölünüz. 16'yı bulabilirsiniz. Daha uzun olmaması, daha sıkıcı olmaması için burada ben tak tak cevapları söylüyorum. Önemli olan buradaki mantığı anlayabilmek değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımızda 7'ye geçiyorum, 7'ye bölünmüyor. 8'e bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 8 ile 12'nin çarpımı değerli arkadaşlar. 9 oluyor mu? Olmuyor. 10, o da olmuyor. 11 olmuyor. 12 çarpı 8 oldu. Tekrar etti. Tamam. Şimdi uzun kenar demek ki arkadaşlar sen şimdi şöyle düşünelim. Bak 12 ile 8'i buraya yazamazsın zaten. Kısa kenar 12, uzun kenar 8 olmaz. Dolayısıyla burada bitirmek zorundasın her halükarda. Şimdi zaten neden peki ben bunları aldım? Diyor ki bak kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı diyor. Tam tam sayı dediği için pozitif tam sayı çarpanlarını bulduğum için arkadaşlar bunları yapıyorum bu şekilde. Bana ne diyor burada? Uzun kenarı kaç farklı değer alabilir? İşte uzun kenarı şu kadar farklı değer alabilir arkadaşlar. Nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı değer alabilir değerli arkadaşlar. Bir diğer mevzu asal çarpanlarına ayırma konusu. Değerli arkadaşlar, bir sayıyı ben asal çarpanlarına nasıl ayırabilirim? Ona bakalım şimdi. 360 sayısını arkadaşlar asal çarpanlarına ayıralım. 360'ı ben müsaadenizle şöyle şurada böleceğim. Bak bu şekilde asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldüm. 180. Neden 2'ye bölüyorum? En küçük asal sayı 2'dir, 3'tür, 5'tir, 7'dir. Ondan sonra 11'dir, 13'tür. O şekilde gidersin. Önce en küçüğe bölünüyor. Evet bölünüyor. Ondan sonra bölersin. Tekrar bölünüyorsa tekrar bölersin. 182'ye böldüm. 9. Bir daha bölünüyorsa bölersin arkadaşlar. 45. 2'ye bölünmüyor. O zaman bundan sonra bir diğer asal sayı geçersin. 3'e geçersin. 3'e bölünüyor. Evet bölünüyor. 3, 15 oldu. 3, 5 oldu. 5, 1 oldu. Şimdi baktığında burada ne yapacaksın? Kaç tane 2 var? 3 tane 2 var. O zaman 2'nin 3. kuvveti yazacaksın sen burada. Kaç tane 3 var? 2 tane 3 var. O zaman 3'ün 2. kuvveti yazacaksın. Kaç tane 5 var? 1 tane. O zaman 5'in 1. kuvveti şeklinde yazacağız değerli arkadaşlar. Peki burada x yerine 3 gelmiş. Y yerine 2 gelmiş. Z yerine 1 gelmiş. Olay bitmiş. 450'yi yine aynı mantıkla yapabiliriz değerli arkadaşlar. 450'yi böldüğümüzde ne yapıyoruz? 2'ye böldük. 225. 2'ye bölünmüyor artık bu. 3'e bölünüyor mu? Evet 3'e bölünüyor. 3'e böldüm arkadaşlar. 70. 5 mi oluyor? Evet aynen öyle. 3'e böldük. 25. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 1. Bitti. 1'i gördüğün anda burada bitiriyorsun. Şimdi ondan sonra bakalım şimdi burada. 2'den kaç tane var? 1 tane var. 2 üzeri 1 o zaman. 3'ten kaç tane var? 2 tane var. 3 üzeri 2 o zaman. 5'ten kaç tane var? 2 tane. 5 üzeri 2 o zaman. Dolayısıyla arkadaşlar burada x gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere 2 ve z gördüğümüz yere 2 gelmiş diyoruz. Dersimize devam ediyoruz. Şimdi baktığımızda 315 arkadaşlar. Ne yapacağız? Böleceğiz. 315 2'ye bölünmüyor. 315 arkadaşlar 3'e bölünüyor mu? Evet 3'e bölünüyor. 3'e böldüğümde ne var arkadaşlar burada? 1, 105 var. Tekrar 3'e bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 35 oldu değil mi? 3'e bölünüyor mu? Tekrar bölünmüyor. 5'e bölünüyor mu? 5'e bölünüyor arkadaşlar. 5'e böldüm. 7 oldu. 7'ye bölünüyor. 1 oldu. Dolayısıyla toparlamaya geleceksek arkadaşlar. 3'ten 2 tane var. 3 üzeri 2. 5'ten 1 tane var. 5 üzeri 1. 7'den 1 tane var. 7 üzeri 1. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 2, y gördüğümüz yere 1 ve z gördüğümüz yere 1 gelmiş diyoruz. Buna geçelim arkadaşlar son olarak. 840 arkadaşlar hemen şimdi şurada şu şekilde bölelim. 2'ye bölünüyor 420, 2'ye bölünüyor 210, 2'ye bölünüyor 105, 3'e bölünüyor 35, burada 5'e bölünüyor arkadaşlar 7, 7'ye bölünüyor 1. Tamam toparlayacak olursak eğer 2'den 3 tane var 2 üzeri 3, 3'ten 1 tane var 3 üzeri 1. 5'ten bir tane var. 5 üzeri 1 oluyor. 7'den bir tane olduğu için 7 üzeri 1 oluyor. X gördüğümüz yere 3 gelmiş arkadaşlar. Y gördüğümüz yere 1. Z gördüğümüz yere 1 gelmiş. Ve T gördüğümüz yere arkadaşlar ne gelmiş? 1 gelmiş diyoruz. Dersimize devam ediyoruz değerli arkadaşlar.
Şimdi 300 sayısının en büyük asal çarpanı en küçük asal çarpanından kaç fazladır diyor arkadaşlar. Şimdi sen ne yapacaksın? Asal çarpanını öncelikle bulmamız gerekiyor arkadaşlar burada. 300 sayısının asal çarpanlarına bölüyoruz. 2'ye böldük 150. 2'ye böldük 75. 3'e bölelim 25. 5'e bölelim 5. 5'e bölelim 1. Şimdi baktığında en büyük asal çarpanı, en büyük asal çarpan hangisi arkadaşlar burada? 5. En küçük asal çarpan hangisi? 2. En büyüğü 5, en küçüğü 2. Kaç fazladır diyor? 5 2'den ne fazladır? 3 fazladır diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Aşağıdaki asal çarpanların üstü ifadesi şeklinde verilen sayıları bulunuz diyor arkadaşlar. Tamam, bulalım şimdi burada. 2 üzeri 2'yi bulalım. 2 üzeri 2 nedir? 2 tane 2'nin yan yana çarpımıdır. Yani 4'tür. Şurada 3 var. 5 üzeri 2 nedir? 2 tane 5'in yan yana çarpımıdır. Yani 25'tir. Bunları bir daha çarpalım şimdi. Ve 25 ile 4'ü çarpalım. En kolay olanları çarpıyorum yani. 100, 100 ile 3'ü çarparsam da 300. Bitti. İşte asal çarpanlarının işte üstü ifadesi şeklinde verilen sayıları da bu şekilde buluyoruz. Şimdi burada bir 2 var. 3 üzeri 2 9'a eşit. 5 üzeri 3 arkadaşlar. 5 kere 5 25. 25 çarpı 3. 125. Ondan sonra devam ediyoruz. 125 çarpı 2 250 oluyor. 250 çarpı 9 da arkadaşlar 2250 mi oluyor? Aynen öyle. Devam edelim. 3 bir tane, 5 bir tane, 7 üzeri 2. 7'den 2 tane ne olur? 49 olur. 3 kere 5 15. Bir de 49 ile bunu çarparsam ne olur? Çarpalım. 5 kere 9 45. Elde var 4. 9 kere 1 9. 4 de elde arkadaşlar. Ne olur? 13 mu olur? Tamam. 5 kere 4 20'nin 0 elde var 2. 1 kere 4 4. 2 de elde 6. Topladık. 5 3 735'miş değerli arkadaşlar bu. 2 üzeri 4 nedir arkadaşlar? 2 kere 2. 4 4 kere 2. 8 8 kere 2 16. 16 çarpı 3 çarpı 5. Yani 16 ile 15'i çarpacağım. 16 ile 15 çarparsam ne olur? 240 olur diyoruz ve dersimize devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, A ve B pozitif tam sayılardır diyor. A B'den büyük olacak diyor. A çarpı B 36 olacak diyor. Buna göre A eksi B en az kaçtır diyor. Acaba 36 hangi iki sayının çarpımından oluşabilir? Hemen şuraya yazalım. 1 ile 36'nın çarpımından oluşabilir değil mi? 2 ile 18'in çarpımından oluşabilir. Arkadaşlar 3 ile ne olabilir? Mesela 3 ile 12'nin çarpımından oluşabilir. 4 ile arkadaşlar 9'un çarpımından oluşabilir. 5 olmaz. 6 ile 6'nın çarpımından oluşabilir. Şimdi burada A eksi B en az kaçtır diyor. Bakın A eksi B en az kaçtır diyor. A ve B pozitif tam sayılar olacak. Arkadaşlar şimdi A eksi B'nin en az olması için arkadaşlar A'nın en küçük olması lazım. B'nin de en büyük olması lazım. Doğru mu? Şimdi A en küçük kaç olur burada? 1 olur. B de arkadaşlar en büyük kaç olur arkadaşlar? 36 olur. 1 eksi 36 ne olur? Eksi 35 olur değerli arkadaşlar. Verilen sayıların asal çarpanlarını yazınız diyor buradaki bu soruda. Şimdi bakalım 2'ye böldük arkadaşlar. 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Bitti. Buna bakalım arkadaşlar. 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Asal çarpanları burada nedir arkadaşlar? 2 ve 3'tür. Yani 2 defa 2'yi almıyoruz burada. Şimdi 40'a bakalım arkadaşlar. 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5, 5'e böldüm 1. Asal çarpanları burada 2 ve 5'tir. 50'ye bakalım arkadaşlar. 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Asal çarpanlar burada 2 ve 5'tir. Bitti. Devam edelim arkadaşlar. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Asal çarpanlar burada 2 ve 3 oluyor. Devam ediyoruz. 2'ye böldüm arkadaşlar 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Asal çarpanlar burada 2, 3 ve 5'tir diyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki sorumuzda ne diyor bize bakalım. 360 sayısının asal çarpanının üstü çarpımı şeklinde yazınız diyor. Tamam, asal çarpanları ayır bakalım önce 360'ı. Ayırdık, şöyle yapacağız. 2'ye böldük 180, 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Asal çarpanının çarpımı şeklinde yazacağız. Yani 360 eşittir diyeceğiz. 3 tane 2'nin çarpımı ile 2 tane 3'ün çarpımı ve 1 tane 5'in çarpımı oluşur diyeceğiz. Bu kadar basit işte. 280 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı
Kaçtır diyor arkadaşlar? 280 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı. E şimdi ne yapacaksın? Asal çarpanını ayıracaksın. Olay bu kadar basit. 280 asal çarpanını ayıralım. 2'ye böldüm 140, 2'ye böldüm 70, 2'ye böldüm 35, 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Farklı asal çarpanlarının toplamı. 2, 5 ve 7 farklı var değil mi? Toplamı nedir? 2 ile 5'in toplamı 7, 7 ile de 7'nin toplamı da 14'tür diyoruz. Aşağıda verilen sayıları çarpan ağacı oluşturarak çarpanlarına ayırınız diyor değerli. Arkadaşlar çarpan ağacı oluşturalım, tamam. Şimdi biz ne yapacağız çarpan ağacında? En küçük asal sayı neydi arkadaşlar? 2 miydi? O zaman 42, en küçük asal sayı 2'ye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 2 ile neyin çarpımı arkadaşlar bu? 21'in. E şimdi burayı devam ettiriyorum. 21 arkadaşlar 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. Ama 3'e bölünüyor değil mi? 3 çarpı 7. E bu ikisi de arkadaşlar ne oldu arkadaşlar? Ne oldu? Asal sayı olduğu için artık ben ne yapıyorum? Bunu burada sonlandırıyoruz. Peki sonlandırdıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu dalların en uçtakileri böyle işaretliyoruz. İşaretledikten sonra diyoruz ki 42 sen 2, 3 ve 7'nin çarpımından oluşuyorsun diyoruz arkadaşlar. Gelelim şimdi buraya. 40 en küçük asal çarpan asal sayı nedir? 2'dir arkadaşlar. 2 ile 20'nin çarpımı. E bu da arkadaşlar 2 ile neyin çarpımı? 10'un çarpımı. Bu da arkadaşlar 2 ile 5'in çarpımı. En uçta arkadaşlar ne yaptım? Asal sayıları buldum. Şimdi biz diyoruz ki burada 40 sen bu dalın ucundaki 2 ile bu dalın ucundaki 2 ve bu dalın ucundaki 2 ve 5'in çarpımından oluşuyorsun diyoruz. Yani 40 eşittir. 2'den 3 tane olduğu için arkadaşlar 2 üzeri 3 ve 5 çarpımından oluşuyor. Gelelim şimdi arkadaşlar buraya 60'a. 2 ile 30, 2 ile 15, 3 ile arkadaşlar 5'in çarpımından oluşuyor. O zaman 60 neden oluşur arkadaşlar? Bu dalın ucundaki, bu dalın ucundaki ve bu dalın ucundaki ve bu dalın ucundaki ile çarpımından oluşur. 2'den 2 tane var 2 üzeri 2. 3'ten 1 tane var 3 üzeri 1 ve 5'ten 1 tane var 5 üzeri 1 olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet şimdi diyor ki bize burada aşağıda diyor asal çarpan algoritmasında verilmeyen değerleri bulunuz diyor arkadaşlar. Bu tarz durumlarda ne yapıyoruz? Sondan başlıyoruz. Bak ne demek istiyorum? 5 ile 1'in çarpımı sen şimdi burada bölerek aşağı iniyorsun ya. O zaman bunu çarparak yukarıya çıkacaksın. Bak 5 ile 1'in çarpımı 5'tir. Neden? Çünkü sen 5'i 5'e böldüğün zaman 1'i buluyorsun zaten değil mi? Şimdi 5 ile 3'ün çarpımı arkadaşlar 15'tir. Yukarı çıkıyorum. 15 ile 3'ün bak çarpmaz şekilde çarpıyorum. Bak böyle şöyle şöyle şöyle. Tamam mı? Burayla çarpıp burayı buluyorum. Burayla çarpıp burayı buluyorum. Şu ikisini çarptıktan sonra şurayı bulacağım. 15 ile 3'ü çarptım arkadaşlar. 45. 45 ile 2'yi çarptım. 90. Yani A 90 B 45 C. İşte 15 D 5 olmuş oluyor arkadaşlar burada. Şimdi burada böyle gidemiyorum değil mi? O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 5'i neye bölersen 1 olur. Tabii ki 5'i. Mesela böyle bulabilirsin değil mi? Mesela 30'u neye bölersen 60'ı neye bölersen 30 olur arkadaşlar. Tabii ki 2'ye. 2'ye böldüm 30. 30'u 2'ye böldüm 15. 15'i kaça bölersen 5 olur? 3'ü. Zaten bunlar asal çarpan olmak zorunda arkadaşlar. Asal sayı olmak zorunda daha doğrusu. 2, 3 ve 5. Burada B'de 15 olmuş olur değerli arkadaşlar. Evet şöyle ne yapıyorduk? Yukarı doğru çıkabiliriz çarparak. 5 ile 1'in çarpımı 5. 5 ile 3'ün çarpımı 15. Şöyle bir şey yapabiliriz. 15 ile neyi çarparsam 45 olur? 3'ü. 45 çarpı 2 nedir arkadaşlar? 90. D 90. Burada A 3. B 15. C arkadaşlar. Burada 5 olmuş olur. Burada arkadaşlar hemen az önce biz ne yaptık? Çarpan ağaçlarında kısacık bir anlatımımız olmuştu. Zaten çarpan ağaçları biliyorsunuz 6. sınıftan beri bize anlatılan bir konu. Evet arkadaşlar şimdi 60 ne 30 ile neyin çarpımıdır? 2'nin. 30 6 ile neyin çarpımıdır? 5'in. 6 arkadaşlar 2 ile 3'ün çarpımıdır. Burada uçlar zaten hep asal sayı olacak dedik arkadaşlar. A, B, C'yi de bulmuş olduk. A arkadaşlar şimdi buradan aşağı inemiyorum çünkü bunu bilemiyorum. O zaman yukarı doğru çıkarım arkadaşlar. B 7 ile 2'nin çarpımı 14. 14 ile 2'nin çarpımı 28. 28 ile 5'in çarpımı arkadaşlar nedir? 140 mıdır? Şöyle. Bunları da bulmuş olduk. Gelelim şimdi 130 arkadaşlar. 5 ile bu neyi çarparsam ne olur gibi soramam. Çünkü 2 tane bilemiyorum. O zaman yukarıdan aşağıya doğru geliyorum. 130 2 ile neyin çarpımıdır arkadaşlar? 130 2 ile 65'in çarpımıdır. 65 5 ile neyin çarpımıdır arkadaşlar? Şöyle bir bakıyorum. 13 müdür acaba? Evet aynen öyle. D
Hemen devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi pozitif tam sayı çarpanlarını biz nasıl öğrendiğimizi size göstermiştik zaten. Hani böyle ne yapıyorduk? Atıyorum işte 90 sayısı var. 90 sayısı hemen şuraya çiziyorsun böyle çizgini. 1 ile 90, 2 ile 45 diye devam ediyorsun değil mi? Şimdi size pozitif tam sayı çarpanlarını verirse arkadaşlar böyle küçükten büyüğe doğru sıralar. Burada bir taktik var arkadaşlar. O taktiği şimdi ben size tak tak anlatıyorum. Nedir arkadaşlar biliyor musun? O sayı yani pozitif tam sayı çarpanları verilmiş bir sayı ise arkadaşlar o sayı nedir biliyor musun? En baştaki ile en sondakini çarpacaksın. 1 ile bunun çarpımıdır arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şununla şunun çarpımıdır. Heh. Bak mesela 1 ile C'nin çarpımı bilemiyorum değil mi? Bu bilinmediği için. O zaman bu sayının ne olduğunu buradan bulabilirim bak. 2 ile 45'i eşleşti. İkisi de biliniyor. 2 ile 45'in çarpımı 90. Demek ki bu sayı 90'mış. 1 ile neyi çarparsam 90 olur. 90'ı. Demek ki bu sayı 90'dır artık. Şimdi tak 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 bulabilirim arkadaşlar. 3 ile arkadaşlar 30. Bak 3 ile 30. 90 olacak. 5 ile neyi çarparsam 18 ile çarparsam 90 olur. 6 ile 15 çarparsam 90 olur. 9 ile arkadaşlar 10'u çarparsam 90 olur. A'yı 10 bulduk. B'yi 30 bulduk. C'yi de 90 bulduk işte. Bu kadar basittir diyoruz. Evet devam ediyoruz dersimize. M ve N pozitif tam sayılardır diyor. Tamam anlaştık. M ile N'nin çarpımı 60'tır diyor arkadaşlar. M artı N en az kaçtır diyor. Bak şimdi pozitif tam sayı çarpanlarına gidiyorum. Ne diyordu? Pozitif tam sayı çarpanlarındaki neydi çözüm metodumuz? 60 hangi iki sayının çarpımından oluşur diyorduk. Hemen devam ediyorduk. Bak şuraya yazayım istersen. 1 ile 60'ın çarpımı, 2 ile 30'un çarpımı, 3 ile 20'nin çarpımı, 4 ile 15'in çarpımı, 5 ile 12'nin çarpımı, 6 ile 10'un çarpımı diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi burada M değerleri 1, 2, 3, 4, 5, 6 olurken N değerleri 60, 30, 20, 15, 12, 10 olur ya. Bunların tam tersi de olur arkadaşlar. Buradan sonra tekrar ediyoruz zaten devam etmedim. Tam tersi de olur. Bak buradan sonra yazabilirsin. M 10 iken N 6 da olabilir. Sorun yok. Şimdi M atıyorum işte 12 iken N buradan 5 de olabilir. Burada 15 iken M N de 4 olabilir. Tersine çeviriyorsun bak. Burada 20 iken burada 3 olabilir. Burada 30 iken 2 olabilir bak. 30 iken 2 olabilir. 60 iken 1 olabilir. Yani burada bunu da ihtiyacın olabilir bazı sorularda. M artı N en az kaçtır diyor arkadaşlar. Çarpımı verilen bir sayının, iki sayının toplamı en azdır kaçtır diye sorularda arkadaşlar. Çözüm metodu şudur. Dikkat et. Notunu al. Çarpımı verilen iki sayının toplamı en az kaçtır tarzı sorularda biz ne yapacağız? Birbirine en yakın çarpımları alacağız. Birbirine en yakın olanlar hangisi burada? Şimdi bakalım arkadaşlar. İşte bu. Bak en yakın olan bu. Bu birbirine çok uzak. Çok uzak. Çok uzak. Çok uzak. Uzak. En yakın olan işte bu. 6 ile 10. Bunların arkadaşlar toplamı 6 artı 10'dur. Ve 16'dır en az değerli arkadaşlar. 70 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarına kaç tanesi çift sayıdır diyor. Tamam. Pozitif tam sayı çarpanları zaten dersin başından beri öğreniyoruz. Ne yapıyoruz? Böyle yazıyoruz. 1 ile 70'in çarpımı, 2 ile 35'in çarpımı. 3 olmuyor arkadaşlar. 4 de olmuyor. 5 oluyor mu? Evet oluyor. 5 ile arkadaşlar kaçın çarpımı olur? 14'ün çarpımı. Evet 6, 7 ile 10, 8 olmuyor, 9 olmuyor. 10 ile 7. Bitti. Pozitif tam sayı çarpanlarına kaç tanesi çift sayıdır diyor. Bakalım. Çift, çift, çift. Çift. Pozitif tam sayı çarpanlar hepsi bunlar. Bunların hangisi çifttir diyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tanesi çifttir deriz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuzla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ben size ne demiştim ders anlatmaya başladığımda. Pozitif tam sayı çarpanları biz nerede kullanıyoruz demiştik arkadaşlar. Pozitif tam sayı çarpanlarını genel olarak çoğunlukla arkadaşlar alan sorularında kullanıyoruz. Bu konuyu pozitif tam sayı çarpanları konusunu. Şimdi o da bu soruda işte arkadaşlar o anlattığım noktalardan bir tanesi. Ne diyor şimdi bize bakın. Yanda kare şeklindeki bir binanın planı verilmiştir diyor. Bak bu binanın planı arkadaşlar kare şeklindeymiş. Burası benim için önemli. Bu binanın bir kenar uzunluğu 20 metreden kısadır diyor. Bak burası da önemli. Bir kenarı 20 metreden kısa. Yani şuradan şuraya kadar ya da şuradan şuraya kadar 20 metreden kısa arkadaşlar. 20 metreden kısa. Burası benim için önemli. Ve her bir bölüm dikdörtgensel olup bütün dikdörtgensel bölümlerin kenar uzunlukları tam sayıdır. Bunların hepsi arkadaşlar tam sayıymış. Bakın tam sayı, tam sayı şu şekilde. Bunların kenar uzunlukları tam sayıdır. Bu da benim için önemli arkadaşlar. Buna göre verilmeyen bölümlerin alanlarını metrekare cinsinden bulunuz diyor. O zaman arkadaşlar şimdi ne yapacağız biz?
Şimdi alan dediğimiz ifade nedir aslında? Mesela şurada 36'yı ben nasıl bulurum arkadaşlar? Burayla buranın çarpımından bulurum. Burayla buranın çarpımından bulurum. Yani iki kenara çarptığımız takdirde dikdörtgen alanını bulabiliyoruz. Değil mi? Uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. Yani iki tane sayıyı çarpıyorsun. Şimdi soru şu. 36 sayısı, 30 sayısı ve 63 sayısı var burada farklı olarak. Bunlar hangi iki sayının çarpımından oluşur arkadaşlar? Hangi pozitif tam sayının çarpımından oluşur? Onu bulmaya çalışacağız. 36 arkadaşlar 1 ile 36'nın, 2 ile 18'in, 3 ile 12'nin, 4 ile 9'un, ondan sonra arkadaşlar ne oluyor? 5 olmuyor. 6 ile 6'nın aynı sayı olduğu zaman bırakıyorduk biliyorsunuz. 30 arkadaşlar 1 ile 30'un, 2 ile 15'in, 3 ile 10'un, 4 olmuyor. 5 ile 6'nın ardışık olduğu zaman da bırakıyorsun. Tekrar ediyor zaten bundan sonra. 63 değerli arkadaşlar 1 ile 63'ün 2 olmuyor. 3 ile 21'in, 4 olmuyor, 5 olmuyor. Arkadaşlar 6 olmuyor. Ondan sonra 7 oluyor mu? 7 ile 9'un. Daha sonra zaten 8 olmuyor. 9 ile 7 tekrar etti. Tamam. Şimdi önemli olan nokta bir tane daha nokta var burada bilmemiz gereken. Şimdi sen mesela 36 ile 30'u burada 36 metrekarelik bir alan var ve 30 metrekarelik bir alan daha var. Şimdi sen ne yapıyorsun? 36 metrekarelik alanı bulurken aslında sen şurayla şu kenarla şu kenara çarpıyorsun değil mi? 30 metrekarelik alanı bulurken arkadaşlar sen şurayla şurayı çarpıyorsun. Peki burayla burası eşit mi? Evet eşit. Demek ki 36'lık bir alanı hesaplarken ve 30'luk bir alanı hesaplarken aynı sayıları çarpacağım. Bir tanesi aynı olacak. Mesela 1 ile 1. İşte 2 ile 2 olabilir. 3 ile 3 olabilir. 4 yok. 5 yok. 6 ile 6 olabilir. Ondan sonra arkadaşlar başka bir şey olamaz değil mi? Başka bir şey var mı aynı şekilde aynı olan? Yok. Şimdi bakalım. Şimdi burası 1 mi olur? Burası 2 mi olur? 3 mü olur? 6 mı olur? Onu ne yapacağız? İşte burada altını çizdiğimiz noktaları dikkate alarak karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi sen diyorsan hocam ortak olan kenarlar 1 olsa ne olur? Ben de sana diyorum ki ortak olan kenar 1 olsa, burası 1 olsa burası 36 olur. Burası 1 olsa burası 30 olur. Zaten şurayla şurayı toplasan bile 66 ediyor. Ama biz ne diyorduk arkadaşlar? Yani bir kenarı 20 metreden kısa diyorduk. Bak buradan buraya kadar 20 metreden kısa olması lazım. Zaten şu ikisini sen 1 seçersen mesela bu haliyle 20'den çok büyük olacak. 2 seçersen burası 18 olur. Burayı 2 seçersen arkadaşlar burası kaç olur şöyle? Burası 15 olur. Yine 20'den büyük oluyor. 3'ü seçersen burası 12 oluyor. Burası 12 oluyor. Burayı 3'ü seçersen burası 10 oluyor. 12 ile 10'un toplamı 22. Yani şuraya hesaba katmadan bile 22 oluyor toplamı. Onu da seçemiyorum. Demek ki burası arkadaşlar neymiş? 6'ymış. 6. Burası o zaman 6. Peki burası da 6 o zaman ortak çarpan olarak kabul ettim. Şurası 5. Şimdi oldu. Olay bitti. Bundan sonra ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Adım adım gideceğiz. Şimdi sen şurada şuna takılma bak. Burada diyor ki bak ne diyor burada? Dikdörtgensel olup diyor. Şimdi burası hocam dikdörtgensel diyorsun ama burada kare çıktı hocam. Buna takılma. Kare aslında nedir biliyor musun? Kare özel bir dikdörtgendir. Nedir özel bir dikdörtgen derken ne demek istiyorum? Bütün kenarların birbirine eşit olan özel bir dikdörtgen deriz biz kareye. Kareye de aslında sen bir dikdörtgen diyebilirsin bazı noktalarda. Şimdi devam edelim değerli arkadaşlar. Buradaki 30'u ben 30'u nasıl yapacağım peki bu durumda? Şimdi burası arkadaşlar ne olacak? İşte 20'den küçük olacak değil mi? Şimdi sen şuraya da 6'yı yap bakalım. Şuraya da 5'i yaz. 30 çarpan arkadaşlar mesela burası 1 iken burası 30 olmalı. Olamaz. Çünkü burası 30 ise burası da 30 olur. Bu ihtimal gitti. Tamam mı? Burası 2 ise arkadaşlar. Burası 2 ise. Buraya yazalım ikimizi. 2 ise burası 15 olmak zorunda değil mi? 6 ile 5'i topladım ben ne oldu? 11 oldu. En boş olması için buraya 4 kaldı. Demek ki arkadaşlar bu benim için uygun bir ifade. Değil mi? Uygun bir ifade. Mesela sen şimdi diyeceksin hocam 3 ile 10 niye olmuyor? Tamam. Senin için bunu da deniyorum ben. Sıkıntı yok. 3 ile 10 alırsan bak 3 burası 10 burası olması lazım. Zaten şurayla şuranın toplamı 11 etti. Büyüdü yani. Onu kurtarmıyor değil mi? O yüzden ne yapıyorsun? 2 ile 15 alıyorsun. 2 ile 15 alırsan burası 2. Şuranın 15 olması için arkadaşlar 6 ile 5 topladım. 11. 4 daha 15 eder. Demek ki ben verilmeyen alandan bir tanesini buldum. 6 kere 4 24. Bak bu oldu. Bu da sıkıntı yok. Şurası 6 ise şurası da 6 diyelim. Şurası 2 ise şurası da 2 diyelim. Şimdi sen değerli arkadaşlar burası da 4'tü zaten. Ve bütün kenarların ben 15 olduğunu buldum. Burası peki 15 ise bu bir kare ise burası da 15 olacak mı? 15 olacak. Tamam 6 ile 2'yi topladın 8. Ne kaldı 15'e? 7 kaldı. Tamam. Şimdi sen 7 ile neyi çarparsan 63 eder? 9'u. Demek ki burası 9'muş değil mi?
Burası da burayı da anladık. Burası 15, bütün kareydi. Burası da 15 olacak. Doğru mu? Bakın görüyorsun değil mi? Biz bir noktadan sonra tak 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 böyle puzzle gibi gidiyor. Bak 9, 15. O zaman buraya 6 kaldı hocam. Burası 7 ise burası da 7 hocam. Olay bitti işte. 6 ile 7'yi çarparsan ne olur? 42 olur. Bu olay bu kadar basit olur değerli arkadaşlar. Sorudan korkmayın. Bir yerlerden bir şekilde başlayın çözmeye. O zaten tak 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 gelecek bir süre sonrasında değerli arkadaşlar. Hemen şimdi geçelim bir sonraki sorumuza. Bu soru gerçekten güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Ne diyor bize bu soru arkadaşlar? Mine, Müge, asal çarpanların ayırma oyunu oynamaktadır diyor. Tamam. Oyun kuralları şu şekildeymiş. Mine Müge'ye bir çift sayı söyledikten sonra Müge Mine'nin söylediği sayıdan başlayarak ardışık çift doğal sayıları çarpmaktadır diyor. Anlaştık. Mine Müge'den yaptığı çarpımın sonucunun 8 farklı asal çarpım olmasını istemiştir diyor. Bunu da anladık. Mine başlangıçta 6 sayısını söylediğine göre 6. Şimdi sen Mine başlangıçta 6 sayısını söylüyorsa demek ki Müge ne yapacak şimdi buradan? Ondan sonra ne yapacak? Mine'nin söylediği ilk sayıdan itibaren ardışık çift sayıları çarpacak. Bak bunları çarpacak bu şekilde. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Şuradan devam edelim. 36, 38, 40 diye devam edecek. Şimdi bu sorunun bir uzun çözümü var, bir de kısa çözümü var. Ben uzun çözümünü de anlatmak istiyorum ki mantığı anlayın diye. Ondan sonra en son noktada da kısa çözümü anlatacağım. Hocam bu kadar da kolaymış mı diyeceksin ama aslında uzun çözümde o noktanın yani soru çözüm anlamında bir şeyler öğrenmen gerekiyor değerli arkadaşlar. O yüzden öncelikle uzun çözüm yapacağız biz burada. Şimdi bak 8 farklı asal çarpım olacak diyor. Şimdi sen 6 ile 8'i 5 5 çarparsan ne olur? 6 2 ile 3'ün çarpımından oluşuyor. Zaten bu 2'nin kuvveti değil mi? Asal çarpanlarıysan sen bunu ne olur? 6 çarpı 8'i 48'i oradan elde edeceğin asal çarpanlar arkadaşlar 2 ve 3'tür. Şimdi bak burada ne yaptın sen şimdi? 2'yi ve 3'ü buldun değil mi? Tamam 2 tane bulduk. Bana 8 tane lazım. Devam ediyorum o zaman arkadaşlar. Şurada ne var? 5 ile 2 var değil mi? Ha buradan bak ben bir 5'i kaptım. 6 ile 8, 6 çarpı 8 çarpı 10 dersen bak oraya kadarki çarpımın sonucunda 2, 3 ve 5 çarpanını bulursun arkadaşlar. Asal çarpanı bulursun. Şimdi arkadaşlar şurada 12'de ne var? 4 çarpı 3 var değil mi? 4 zaten 2'den türemiş. 3 zaten var. Devam edelim. Burada ne var arkadaşlar? 7 ile 2 var. Değil mi? 7 çarpı 2 var. 7'yi de buradan yakaladım. 4. asal çarpanımı da elde ettim. Zaten 16 arkadaşlar 2'nin bir kuvveti olduğu için bir şey gelmez buradan. 18, 9 çarpı 2'dir. 9 3'ten, 2 de zaten 2'den geliyor. Devam ediyoruz. Bu zaten 5 çarpı 4. Yani 5 çarpı 2'den geliyor aslında. 5 çarpı 2 çarpı 2'den geliyor. 22'ye geçtiğimizde arkadaşlar nedir? Bu 2 çarpı 11'dir. Bak buradan da bir tane kaptık. Buradan bir 11 elde ettik asal çarpım olarak. 24 6 çarpı 4'tür arkadaşlar. 6 3 ile 2'nin çarpımı 4 ile 2 ile 2'nin çarpımı. Yani 3 ile 2'yi elde ettim değil mi? Buradan bir şey gelmez. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Şuradan şu 26'dan 2 ile 13'ün çarpımından oluşuyor değil mi? O zaman burada ne var arkadaşlar? Bir 13 var. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. asal çarpanı bulduğum. 28'de 7 çarpı ne var arkadaşlar? 7 çarpı 4 var. 7'yi elde etmiştim zaten. 4 de 2'ydi. 30'da arkadaşlar 5 çarpı 6 yani 5, 3 ve 2'nin çarpımıdır. 5, 3 ve 2'nin çarpımıdır. Geçtik. 32 zaten arkadaşlar 2'nin bir kuvveti. 34 nedir değerli arkadaşlar? 34 2 ile 17'nin çarpımıdır. O zaman arkadaşlar buradan ne yaptık? Bunu da elde ettik. Devam ediyoruz şimdi arkadaşlar. 36 6 çarpı 6'dır. Yani 3 çarpı 2'lerden oluşur aslında. 38 değerli arkadaşlar nedir? 38 2 ile 19'un çarpımıdır. O zaman arkadaşlar burada 19'u da elde ettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, şimdi buraya kadar geldik. Buraya kadar çarpımında. Yani sen 6 çarpı 8 çarpı 10 çarpı 12 çarpı nokta nokta 34 çarpı 36 çarpı 38'i çarptığında bu sayı oluşan bu sayının asal çarpanına ayırdığında işte bu asal sayıları elde edersin. Burada sıkıntı yok. Diyor ki sana 8 tane elde ettik. En büyük doğal sayı kaçtır diyor. Ama arka arkaya çarp ki diyor. Bu çarpımların diyor çarptığın sayının diyor asal çarpan sayı 8 olacak diyor. Şimdi ben acaba buradan sonra devam etsem benim için değişen bir şey olur mu? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Aslında diyorum ki benim hedefim en büyük doğal sayı bulmak yani. En büyük doğal sayı bulmak değil mi? En büyük doğal sayı bulacaksam ben 8 tane asal çarpan sayısı değişmediği sürece ben devam edeyim yoluma diyorum. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle 42, 44, 46 bakalım deneyelim şöyle devam edelim bakalım. 48 ile devam etsin. 40 arkadaşlar 8 çarpı 5'ten oluşur. 8 2'den 5 de zaten biliyorsun bu var zaten var burada. 42 arkadaşlar
7 çarpı 6, 7'yi almıştık. 6 da 3 çarpı 2'den oluşuyor. Onu da almıştık. Bunda da sıkıntı yok. 44 arkadaşlar, 2 çarpı nedir? 2 çarpı 22'dir. 22 de zaten 2 çarpı 11'den olur. 11 ve 2'yi zaten almıştım bak ben. Gördün mü? 46'ya geçiyoruz yani arkadaşlar. 46'yı aldığımda bak burada ne var? 2 çarpı 23 var. Eğer ben buraya kadar gelirsem arkadaşlar, bak buraya kadar gelirsem 23'ü de eklemiş olurum. Buradan ta buraya kadar çarptığımda 9 tane asal çarpanı olmuş olur değil mi? O zaman ben diyorum ki şunu almayayım da şu kısma kadar geleyim ben şöyle. Şuradan şuraya kadar çarptığımda arkadaşlar 44'e kadar çarptığımda bunun 8 tane farklı asal çarpanı olduğunu göreceğim. Dolayısıyla en büyük doğal sayı kaçmış? 44'müş. Bunu uzun olarak böyle çözebiliriz. Peki hocam, bunun kısa çözümü nedir? 8 farklı asal çarpan diyor sana değil mi? 8 farklı asal çarpan diyorsa 2. Bak, en küçük asal sayı 2'dir değil mi? 3, 5, 7, 11, 13 değerli arkadaşlar. 17, ondan sonra 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ondan sonra da 23 var, 9. Aslında sen şuraya kadar geleceksin. Şimdi 19'un arkadaşlar asal çarpan olduğu sayı nedir? Çift sayı, bak dikkat et. Çift olacak. Şimdi sen 19 çarpı 1, 19 sayısı arkadaşlar nedir? İçerisinde 19'un asal çarpan olduğu bir sayıdır. Peki 19 çarpı 2 nedir değerli arkadaşlar? 19 çarpı 2 nedir? 38'dir. 38 arkadaşlar gördüğünüz üzere içerisinde 19 asal çarpan olan bir sayıdır. Peki ben hocam 19 çarpı 1'i niye almıyorum? Ama bana diyor ki burada çift sayı diyor. O zaman ben bunu o yüzden kabul etmiyorum. Benim burada kabul edeceğim sayı, yani ben 19 asal çarpanla ilk defa nerede karşılaşırım? 19 çarpı 2'de, yani 38'de karşılaşırım. Doğru mu? Tamam. O zaman dersin ki ben 38'e kadar, yani 6'dan 8, 10, nokta 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 38'e kadar çarptığımda ben dersin ki değerli arkadaşlar 8 tane asal çarpana ulaşmışımdır. 23'e nerede karşılaşırsın? 1 çarpı 23, 2 çarpı 23'te. 1 çarpı 23'ü hani buradaki bahsettiğim mevzudan dolayı almazsın. 2 çarpı 23, 46 alırsın. Tek sayı olduğu için bunu almıyorsun. Bunu çift olduğu için bunu alıyorsun. Yani 46'da ne var arkadaşlar? 9. asal çarpanımı elde ettim. O zaman ne yapıyorum? Ben şimdi buradan 44'ü alıyorum. 46'yı almıyorum. Bu da arkadaşlar kısa çözümü de olmuş olur deriz. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Yanda verilen şekilde dikdörtgenlerin içindeki sayılar kendisine komşu olan daire içindeki sayıların çarpımına eşittir. Yani buradaki dikdörtgenin içindeki sayılar arkadaşlar bu daire içindeki bununla bunun çarpımı buraya veriyor. Bununla bunun çarpımı buraya veriyor. Bununla bunun çarpımı buraya veriyor. Tamam, anlaştık hocam. O zaman şimdi diyor ki bize buna göre x artı y eksi z işleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar burada benim yapmam gereken konu şu. Öncelikle şunu bilmem lazım. 8 arkadaşlar, ben bunun pozitif tam sayı çarpanlarını bulmam gerekiyor. Bak 1 çarpı 8, 2 çarpı ne arkadaşlar? 4, 3 olmuyor. 4 çarpı 2 tekrar et. Yani ben burada 8 arkadaşlar y ve z gördüğüm yere 1 yazabilirim, 8 yazabilirim, 2 yazabilirim, 4 yazabilirim. Tamam mı? Bu ikisini gördüğüm yere. Bunları da bulayım şimdi. Ondan sonra ben çözmeye başlayayım. 24 değerli arkadaşlar. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 olmuyor. Oluyor mu? Evet oluyor. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. 5. 6 çarpı 4. Tekrar etti. Tamam. 48 nedir değerli arkadaşlar? Hemen şu yan tarafa yapalım. 1 ile 48. 2 ile 24. 3 ile arkadaşlar ne yapar? 16 yapar. 4 ile 12 yapar. 5 olmaz. 6 ile 8 yapar. Değil mi? Tamam. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane burada var değerli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız bak. Bunların hepsini buldum. Buraya z'yi arkadaşlar ben neyi getireceğim? 48 ile 8'in ortak çarpanlarını getireceğim. Ne olabilir? 1, 2, 1 var. 2 var. 4 var ve 8 var. Tamam. Başlayalım şimdi buradan. Puzzle gibi çözeceğim bak. Böyle çözmeye çalışacağım. Şimdi ben burayı 1'i getirsem ne olur? 1'i getirsem değerli arkadaşlar 1 ile buraya 8 gelir değil mi? Buraya 8 gelir. Bak dikkat et. Buraya 8 gelir o zaman. Şimdi buraya sen 1 ile neyi çarparsan 48 yapar? 48 olur. 48 ile 8'i çarptın ama 24 elde etmiyorsun. Demek ki buraya 1 gelmiyor. Bu ihtimali sildim. 2 ile başlıyorum şimdi buradan. Buraya 2'yi getirsem ne olur? Buraya 2'yi getirsem buraya 4'ü getirmek zorundasın. Doğru mu? 4 kere 2 8 yapsın. 2 ile neyi çarparsan 48 yapacak? 24'ü. Buraya 24. Ama 4 ile 24 çarptığında 24 elde etmiyorsun. 96'yı ediyorsun. Bu da olmaz. O zaman arkadaşlar bu ihtimaller de gitti. Buraya o zaman neyi getireyim ben şimdi?
Bir sonraki sayı 4'ü deneyelim bakalım. 4 ile arkadaşlar buraya o zaman 2 gelecek değil mi? 4 kere 2 8 olsun. Tamam 2 ile şuradan devam edelim şöyle. 4 ile neyi çarparsam 48 yapar. 4 ile arkadaşlar 12. Gördün mü? O zaman buraya ne gelecek değerli arkadaşlar? Şuraya 12 gelecek. Buraya 12 gelecek. Tamam 12 ile 2'yi çarpınca 24'ü veriyor mu? Veriyor hocam. Tamam işte anladık. O zaman arkadaşlar Z 4'müş. Y 2'ymiş. X de 12'ymiş. Hemen yerine yerleştirelim. X'i 12 bulduk. Y'yi 2 bulduk. Z'yi de 4 bulduk. 12 ile 2'nin toplamı 14. 14 eksi 4 nedir? 10'dur. Sorumuzun cevabı değerli arkadaşlar. Yanda verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan karelere 1'den 8'e kadar 1 ve 8 dahil olan doğal sayıların tümü yazılacaktır diyor. Karelerin dışında verilen sayılar bunlar arkadaşlar. Bulunduğu satırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımına eşitmiş. Yani bu 20 bu ikisinin çarpımına eşittir arkadaşlar. Kare olduğu için bunu dahil etmiyoruz. Bu 21 bu ikisinin çarpımına eşit. 84 bu üçünün çarpımına eşit. İşte 30 bu üçünün çarpımına eşit gibi. Buna göre bulmacadaki karelere gelecek sayıları uygun şekilde doldurunuz diyor değerli arkadaşlar. Şimdi bundan öncesinde şunu yapmamız lazım. İşimizin kolaylaşması için. Ben şimdi hangi sayılarla muhatap olacağım? Arkadaşlar şimdi 21 hangi sayıların çarpımından olmuş olabilir? Mesela 1 çarpı 21. Ondan sonra 2 olmuyor. 3 çarpı 7 var arkadaşlar. Zaten bundan sonra başka bir şey gelmiyor. Devam ettirdiğinizde bulamayacaksınız. Ben buraya arkadaşlar 1 ile 21'in çarpımını yapabilirim. 3 ile 7'nin çarpımını yapabilirim. Değil mi? Şimdi 30'da arkadaşlar buraya ben üçlü çarpımlarda hangi sayıları kullanmam lazım? 1, 30, 2, 15, 3, 10, 4 olmuyor. 5 ile 6. Yani bu 3 tane bu sayılardan herhangi 3 tanesinin çarpımı arkadaşlar 30 olacak. Tamam. 20 arkadaşlar 1 çarpı 20. Bunu böyle buluyorum ki hani pozitif tam sayı çarpanlarını bulayım. Hangi sayıları kullanacağım yani? 2 ile 10, 3 olmaz. 4 ile 5 değerli arkadaşlar. Onun öncesinde şuraya bakalım şimdi bir de. 84 ne olur? 1 ile 84. 2 ile 42. 3 oluyor mu? Evet oluyor. 3 nedir arkadaşlar? 2 defa 6, 24, 8, 28. 4 ile arkadaşlar 21. 5 oluyor mu burada? Olmuyor. 6. 6 ile arkadaşlar ne var? 10, 4. 6 ile 14 olur değil mi? Tabii 6 çarpı 10, 60. 6 çarpı 4, 24 olur. 7 ile arkadaşlar 12. 8, 9 var mı arkadaşlar? Yok. 10, yok. 11, yok. 12 çarpı 7 tekrar etti zaten. Şimdi değerli arkadaşlar şimdi buradan acaba ben neresinden başlasam benim işim daha kolay olur? Tabii ki şuradan başlayacaksın. Neden? Çünkü senin muhatap olduğun sayı burada daha az değil mi? Şimdi sen burayı 1 çarpı 21'i getiremezsin. Bu ihtimal gitti. O zaman şuraya sen 3 çarpı 7'yi elde edeceksin. Bak 3 çarpı 7'yi. Şimdi şöyle düşün. Peki buraya 3 buraya 7 mi gelecek ya da buraya 7 buraya 3 mü gelecek? Bunu varsayımsal olarak bir yerden başlayacağız. Hani dediğim gibi puzzle gibi olacak bu bir ihtimalle. 3 çarpı 7. Buraya 7 geldiğini düşünsen. Şimdi 7 bu iki tane sayıyla 7'yi çarparsam ne olacak arkadaşlar? 84 olacak. 12. Bu ikisinin çarpımı 12 olacak değil mi? Yani A ile F'nin çarpımı 12 olacak. 12 ile 7'yi çarpımda 84'ü yakalıyorum. Tamam. Buraya 7 gelse buraya 3 gelse. 3 çarpı arkadaşlar 28. Bak 28. Şimdi 3 ve 7 kullandık düşün. 7 ile 3'ü kullandık diye düşünelim. 3. Bu ikisinin çarpımı 24 olacağı için 4 çarpı 7'yi kullanacaksın sen orada değil mi? Sen burada 7'yi kullandın ama burada 7'yi kullandın olmaz. O zaman ne yapacaksın demek sen? 3 ile 7'yi kullanacaksın ki burada. 3 ile 7'yi kullanacaksın ki şu ihtimal gitti. Bu ikisinin çarpımı da ne olsun arkadaşlar? 12 olsun. Şimdi 12 olacak şu ikisinin çarpımı 12 olması için. 12 olması için değerli arkadaşlar ne olabilir mesela şu ikisinin çarpımı 12 olan? 12 olan 1 ile 12 olmaz. Çünkü 8'den büyük. 2 ile 6 olabilir mesela değil mi? 2 ile 6 olsa ben diyorum ki şuraya sen 6'yı getirebilir misin 6'yı buraya? Buradaki sayı arkadaşlar 30 ve 84'ün ortak çarpımından oluşacak değil mi? 30 ve 84'ün ortak çarpımından oluşacak. Yani sen buraya 6'yı getirsen ne olur mesela şöyle? 6'yı getirsen 6 o zaman buraya 2 gelecek değil mi? 2 gelecek. Bak burayı oluşturduk şöyle. 6 çarpı 7 çarpı 2 84'ü verdi. 7 çarpı 3 21'i verdi. Şimdi gelelim şu noktaya arkadaşlar. Burada ben şimdi buraya ne getireceğim? Şimdi buraya getireceğim sayı 1 olamaz. Değil mi? 1 çarpı 20 olur. Bu ihtimal gitti. 2 olamaz. 2 çarpı 10 gitti. Çünkü 1'den 8'e kadar diyor. 4 ile 5 gelecek buraya. Ya 4 5 ya da 5 4 olacak. Değil mi? Şimdi burada 4 var mı burada? Buraya ben 4'ü yazsam eğer
4.30'un çarpanları arasında var mı arkadaşlar? Yok. O zaman buraya gelmez. Buraya ne gelir? 5 gelir o zaman. O zaman buraya 5 gelirse buraya ne gelir arkadaşlar? 4 gelir. Burayı da anlaştık. Bak adım adım gidiyoruz. Tamam. 5 çarpı 6 30. O zaman buraya 1 gelecek arkadaşlar. Bunu da anlaştık. Onun dışında şuraya kalıyor sadece. O zaman şuraya 1'den 8'e kadar hangisini kullanmamışım? 1'i kullandım. 2, 3, 4, 5 yok arkadaşlar. Demek ki buraya 5 kaldı. 6'yı kullandım. 7'yi kullandım. Şeklinde devam ediyor buradaki olay. Bakalım şimdi şurada 5, 4 ha 5'i kullanmışım çok özür dilerim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buraya o zaman 8 gelmek zorunda. Tamam. 1'den 8'e kadar tüm sayıları burada bu şekilde kullanmış olduk değerli arkadaşlar. Hemen devam edelim şimdi bir sonraki sorumuzla dersimize. Can Bey televizyonun kanal listesini birden başlayarak ardışık şekilde numaralandırılmıştır diyor. Numaralandırdığı kanal listesindeki 5'in veya 6'nın katı olan kanalları favori kanal olarak belirtmiştir diyor. Örneğin 5, 6, 10, 12, 15 bu sayılar arkadaşlar gördüğünüz üzere 5 ya da 6'nın ortak katı oluyor değil mi? Bu numaralı kanallar favori kanaldır diyor. Buna göre Can Bey'in belirlediği 20. favori kanal baştan kaçıncı kanaldır? Şimdi sen öncelikle 5'in katlarını yaz. 5'in katlarını şöyle biraz aralıklı olsun. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 de böyle devam et. Tamam, 65 hatta şöyle 70, 75, 80'e kadar yazalım. Şimdi bunların arasında da 6'nın katlarını serpiştir. 5, 6, 12 buraya geliyor. 18 buraya geliyor. 24 buraya geliyor. 30 zaten bu kendisi. Bir daha yazmamıza gerek yok. 36 buraya geliyor. 42 şuraya geliyor. 48 bak o da buraya geliyor. 54 şuraya geliyor. 60 zaten var burada. 66 buraya geliyor. 72 buraya geliyor. 78 arkadaşlar buraya geliyor. Ondan sonrası işte 84 buraya geliyor. Bakalım şimdi ben 20. kanalı bulmuş muyum? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Demek arkadaşlar benim 20. favori kanalım buymuş. Ben bunları zaten gereksiz yere yazmışım. Değerli arkadaşlar. Evet şimdi bu dersimiz bu noktada sonlandı değerli arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde çarpanlar ve katlar yani bu dersimiz ile alakalı bir soru çözümümüz olacak. Ki bu dersimizi de böyle sırasıyla izlerseniz eğer çok daha faydasını kesinlikle ama kesinlikle göreceksiniz arkadaşlar. Bu sene inanılmaz bir temel yapacaksınız değerli arkadaşlar. En önemlisi inanılmaz bir temel yapacaksınız. Matematikle alakalı sıkıntılarınız oradan kalkacak. Ezbere matematik olmayacak. Size böyle detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Bizim her zamanki prensibimiz nedir? Bindire bindire değil, sindire sindire matematik anlatım metodumuzla sizlere derslerimizi anlatmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz kaynak size dersin başında da söylediğim gibi Çanta Yayınları'nın 8. sınıf matematik etkinlikli kazanım soru bankasını kullanıyoruz. Bunu kitap üstünden çözmeyi istemiyoruz ki hani böyle kağıda aktardım ki daha ferah bir şekilde böyle rahat bir şekilde çözelim ki sizin de anlamanız daha kolaylıklı olsun diye bu şekilde çözmek istedik değerli arkadaşlar. Bunu bu şekilde bütün sene boyunca sizlere anlatmaya çalışacağız. Dersimizi bitirmeden önce sizlerden ricamız şu olacak. Buna benzer videoların devam edebilmesi için ve çok daha böyle fazla sayıda bizim video yükleyebilmemiz için tabii ki sizlere de desteğine ihtiyacımız var arkadaşlar. Mutlaka kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı sakın unutmayalım. En önemlisi arkadaşlar bu kanalın daha büyük kitlelere ulaşabilmesi için sizlerden ricamız sosyal çevremizdeki arkadaşlarımıza bu kanalı tavsiye etmeyi unutmayın diyoruz değerli arkadaşlar. O zaman bir sonraki dersimizde soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.